Efendim herkese iyi günler. Ben İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Derman Küçükaltan. Turizm işletmeciliği öğretim üyesiyim. Alanım turizm işletmeciliği, turizm ve terör, kırsal turizm konularında çalışmalar yürütüyorum. 2019 yılından bu yana da İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü yürütüyorum. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulumuz 2008-2009 eğitim öğretim yılında Kavram Eğitim Vakfı olarak İstanbul'da faaliyete geçiyor. Fakat daha sonra 2018-2019 öğretim yılında Bakanlar Kurulu kararıyla İzmir'e taşınıyor ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ismini alıyor. Şu anda geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 20 donanımla biz eğitim öğretim faaliyetini yürüttük. Ancak bu sene geçtiğimiz günlerde YÖK tarafından bize 5 program daha açma izni verildi ve 2021-2022 eğitim öğretim yılında yani önümüzdeki dönem 34 program ve bir de ikinci öğretim, aşçılık programına da ikinci öğretim izni verildi. 34 program ve bir de ikinci öğretimle birlikte eğitim öğretim faaliyetini yürütüyoruz. Yaklaşık 1750 öğrencimiz İzmir yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetinde bulunuyor. 122 kadrolu öğretim elemanımız var. Bu şekilde İzmir'de konak yerleşkemizde faaliyetimizi yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk mezunlarımızı verdik. Ama tabii bu mezunlarımıza maalesef ilk mezunu olmalarına rağmen bir mezuniyet töreni organize edemedik bu pandemi nedeniyle. Çünkü pandemi maalesef tüm Türkiye'de olduğu gibi hatta tüm dünyada olduğu gibi bizim de çalışmalarımızı olumsuz yönde etkiledi. Gerçi biz bunları öğrencilere online eğitim üzerinden bu eksikliklerini gidermeye çalıştık. Ancak tabii siz de takdir edersiniz. Biz ön lisans düzeyinde eğitim veriyoruz. Ara eleman yetiştiriyoruz. Ve dolayısıyla bizim buradaki öğrencilerimizin bol bol uygulama yapmaları lazım. İşbaşı eğitimi yapmaları lazım. Ama tabii bu süreçte özellikle sağlık programlarında bu biraz daha kısarak gerçekleşti. Ama önümüzdeki dönem içerisinde ülkemizde bu aşılama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte biz bu olumsuzluğu en kısa sürede gidermiş olacağız. Ve daha dinamik bir şekilde bol uygulama eğitimli olarak sektörlerin ihtiyacına uygun öğrencileri yetiştirmeye özen göstereceğiz. Biz bütün dersleri özellikle geçtiğimiz yıl Mart ayına kadar yani bu Mart ayına kadar online olarak gerçekleştirdik. Ancak bu Mart ayından sonra Yükseköğretim Kurulu'ndan gelen de bilgiler ve talimatlar çerçevesinde bazı dersleri özellikle sağlık alanındaki uygulama derslerini yine pandemi koşullarına uygun olarak pandemi kriterlerine uygun olarak gerçekleştirdik ve öğrencilerimizin gelecekte sağlık kurumlarında başlamalarına yönelik, işbaşı yapmalarına yönelik uygulama eğitimlerini almasını sağlamış olduk. Ve dolayısıyla bu süreci de, bu eğitim öğretim dönemini de böylece bitirmiş olduk. Ama az önce de arz ettiğim gibi aşılama sürecinin bitmesiyle birlikte inşallah dönemde biz öğrencilerimizi yüz yüze olarak okulumuzda ağırlamak, onlarla buluşmak, onlarla bir arada olmak istiyoruz. Bu hem öğretim elemanlarımızın arzusu, hem bizlerin arzusu, hem de öğrencilerimizin beklentisidir. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulumuz önce şunu belirtmekte fayda var. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulumuz Türkiye'de rektörlüğü olmayan pilot vakıf meslek yüksekokulu konumundaki 4 vakıf meslek yüksekokulundan biri. Biz doğrudan YÖK'e bağlıyız. Bu şu anlamda bize bir hareket kolaylığı getiriyor. Özellikle biz doğrudan yazışmaları YÖK'e yazabiliyoruz. YÖK'ten de bize gelebiliyor. Dolayısıyla böylece bürokratik prosedürü en aza indirmiş oluyoruz. Hatta aşmış oluyoruz. Bu bizim elastikiyetimizi, esnekliğimizi arttırıyor ve daha hızlı hareket edebiliyoruz. O nedenle İzmir Kavram Meslek Yüksekokulumuz rektörlüğü olmayan, İzmir'de faaliyet gösteren bir vakıf meslek yüksekokulu. Ve ara eleman gücü yetiştiren bir meslek yüksekokulu. Adından da anlaşıldığı gibi. Çünkü biz ön lisans düzeyinde eğitim veriyoruz. Tabii Türkiye'de özellikle meslek yüksekokullarının konumları son derece önemli.
şunun için önemli. Özellikle meslek yüksekokulları sektörlerin ara eleman güçlerini, ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik dizayn edilmiş birimler veya eğitim kurumları. Bu bağlamda bu çok önemli. Özellikle biz firmalarla olan görüşmelerimizde diyorlar ki bize lisans mezunlarından daha çok ön lisans düzeyinde yani ara eleman gücü lazım ve dolayısıyla biz sizden ara eleman ihtiyacımızı karşılamanızı istiyoruz diyorlar. Ki İzmir bölgesi, daha doğrusu İzmir'in çevresi o şekilde söyleyeyim. Bu anlamda son derece önemli. Neden önemli? Çünkü burada 11 organize sanayi bölgesi var ve organize sanayi bölgeleri son derece güçlü. Çok sayıda içerisinde firmalar barındırıyor ve bu firmalarda bizden çok sayıda öğrenci talep ediyorlar. Makineden tutun inşaata kadar, lojistikten tutun diğer teknik alanlara kadar çok sayıda firma burada faaliyet gösteriyor ve bu firmaların ara eleman ihtiyacı son derece fazla. İzmir de göç alan bir şehir ve yatırım süreci giderek artan bir şehir. O nedenle bizim buradaki misyonumuz son derece önemli. Biz tabii buradan ne bekliyoruz veya ne istiyoruz? Biz sektörlerin bizden istediği normlara göre biz eleman yetiştirmek istiyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi bolca uygulama yapan, işbaşı eğitimi yapan bireyleri yetiştirmek istiyoruz. Buradaki öğrencilerimizi biz bu şekilde mezun etmek istiyoruz. Teorik dersler tabii ki olacak. Teorik birikim tabii ki olacak. Ama biz önümüzdeki dönemden itibaren şöyle bir yapılanma içine de gitmeyi arzuluyoruz. Özellikle 3 artı 1 modeli, yani öğrenci 3 yarı yılını teorik olarak okulumuzda okusun. Son yarı yılı da işbaşı eğitiminde, sektörde, firmada geçirsin. Zaten bunların sigortaları bizim tarafımızdan, kurumlar tarafından karşılanıyor. Bu zaten yasal bir zorunluluk. Dolayısıyla öğrencimiz belki haftanın belli günü buraya gelir ve dolayısıyla sektörle, firmalarla iyi irtibat, iyi iletişim kurdukları zaman firmalarda bunları daha kolay istihdam edebileceklerdir. O nedenle biz sektörle entegrasyona çok önem veriyoruz. Örneğin burada Ege Sanayi Odası'yla işbirliğimiz devam ediyor. Bu bağlamda görüşmelerimiz devam ediyor. Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü'yle ilişkimiz bu bağlamda devam ediyor. Birazdan arz edeceğim. Diğer sağlık alanlarında ilişkilerimiz oluyor. Dış paydaşlarımız var. O nedenle biz öğrencilerimizi bu çerçevede eğitmek istiyoruz. Şimdi bu bağlamda biz dış paydaşlarla ilişkilerimize son derece önem veriyoruz. Bunu da özellikle buradan belirtmemde fayda var. Örneğin bu süreçte yaklaşık bir yıllık süreç dış paydaşlarla nasıl entegrasyonlar gerçekleştirdik, nasıl protokoller gerçekleştirdik, ondan da bahsetmek isterim. Öncelikle İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir işbirliği protokolümüzü geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirdik. Ben burada Sayın İl Müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Burada da özellikle bizim aşçılık programımız var. Birazdan aşçılık programının özelliklerinden de söz edeceğim size. Biraz da kırsal bölgelerde kadın girişimcilerin ekolojik ürünlerle, ekolojik üreten ürünleri üreten kadın girişimcilerin üretmiş olduğu ürünleri kendi mutfağımızda işleyip yemek çeşitlerini, menü çeşitlerini Ege mutfağına özgü olarak biz sunmak için ortak bir program oluşturmak istiyoruz. Bir sertifika programı oluşturmak istiyoruz. Tarım Orman İl Müdürlüğü ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu işbirliği içerisinde. Çünkü bizim aşçılık programımızın mutfağı YÖK tarafından da akredite edilmiş. Birazdan bunu ileteceğim. YÖK tarafından akredite edilmiş ilk ve tek program, aşçılık programı ve dolayısıyla aşçılık mutfağımız. Biz bu mutfağımızda kırsal kesimdeki kadın girişimcileri ağırlamak istiyoruz. Onlara Ege mutfağıyla bezenmiş ürünleri sunmak istiyoruz, yapıp sunmak istiyoruz. Bu birinci husus. İkinci husus, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirdik. Ben burada Sayın Rektörümüze de çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türkiye'de araştırma anlamında ilk 5 üniversiteden birisi.
Bu bağlamda İzmir'in de gururu olma şansını, avantajını taşıyor. Biz İT ile, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile bir protokol imzaladık. Ve bu protokolümüz çerçevesinde İT'nin zengin olanaklarından, laboratuvarlarından öğretim elemanlarımızın faydalanmasının önünü açtık. Artık öğretim elemanlarımız İT'deki hocalarla birlikte, İT'deki öğretim üyeleriyle birlikte ortak projeler yürütebilecekler. İT'nin fiziki imkanlarından ziyadesiyle yararlanabilecekler. Bu bizim için de son derece önemli. O nedenle İT ile olan protokolümüz daha çok bu bağlamda faaliyet gösteriyor. Üçüncü protokolümüz İzmir Bakırçay Üniversitemizde oldu. İzmir Bakırçay Üniversitemizde özellikle sağlık alanında ve hukuk alanında hamle yapan, yeni kurulmasına rağmen hamle yapan bir devlet üniversitesi. Ben burada Sayın Rektörümüze de teşekkür ediyorum. İzmir Bakırçay Üniversitesi ile de hem sağlık alanında hem de hukuk alanında, ki onlarda hem hukuk fakültesi var hem de Adalet Meslek Yüksekokulu var. Bizim de burada adalet programımız var. Bir işbirliği içerisine girmesini arzuladık. Bununla ilgili bir protokol imzaladık. Nitekim bu protokolün ilk meyvesini geçtiğimiz ay aldık ve Bakırçay Üniversitesi'nin sağlık programlarıyla İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu arasında öğrencilerimizin de faydalandığı bir online sempozyum düzenlemiş olduk. Bir diğer protokolümüz Manisa Celal Bayar Üniversitemizle birlikte oldu. Onlarda da özellikle meslek yüksekokulu adalet programı anlamında gelişmiş bir meslek yüksekokulu. Bizde de adalet programımız var. Özellikle Sayın Rektörümüzle, ben burada kendisine de çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümüzle adalet programı özelinde ama Manisa Celal Bayar Üniversitesi genelinde bir protokol imzalamış olduk. Ve bununla ilgili de yine geçtiğimiz ay hukuk alanında güzel bir çalıştay gerçekleştirdik. Ege Üniversitemizde Madde Bağımlılığı ve Araştırma Merkezi var. Madde Bağımlılığı ve Araştırma Merkezi ile bir protokolümüzü imzaladık. Bu protokol çerçevesinde özellikle öğrencilerimizi, öğretim elemanlarımızı madde bağımlılığı konusunda bilimsel anlamda bilgilendirecek etkinliklere imza atmaya hazırız. Bu yeni imzalanan bir protokol. Bu şekilde böylelikle öğrencilerimizi hem madde bağımlılığı konusunda uyarmak hem de öğretim elemanlarımızla Ege Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri arasında bir işbirliği yaparak ortak projeler, ortak bilimsel etkinlikler yapabilmenin önünü de açmış olduk. Bizde ağız ve diş sağlığı programı var. Ağız ve diş sağlığı programı da bizim için son derece önemli. Ratingi yüksek olan programlarımızdan birisi. Öğrenci tercihleri çok fazla. Bu bağlam İzmir Diş Hekimleri Odası ile de protokolümüzü imzaladık geçtiğimiz ay. Ve artık bundan sonra ağız ve diş sağlığı programının son yarı yılında öğrencilerim stajlarını, uygulamalarını İzmir Odası'nın koordinasyonu içerisinde muayenehanelerde, diş hekimlerinin muayenehanelerinde gerçekleştirmiş olabilecekler. Ben burada oda başkanımıza ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum. Yine bu bağlamda bir protokol aşamasına geldiğimiz, henüz daha imzalamadığımız ama protokol aşamasına geldiğimizde yine aynı programa yönelik olarak Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile aynı şekilde tıbbi dokümantasyon, ağız ve diş sağlığı, tıbbi laboratuvar ve ameliyathane hizmetleri programında da bir işbirliği protokol imzalama aşamasındayız. Dolayısıyla Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bizden sadece ağız ve diş sağlığı öğrencilerimizi staj anlamında istihdam etmeyecek. Aynı zamanda az önce de arz ettiğim gibi tıbbi laboratuvar, tıbbi dokümantasyon ve ameliyathane hizmetlerini de programı öğrencilerinde staj anlamında bir imkan sunacak. Sayın Dekanımıza ve Sayın Rektörümüze de bu vesileyle ben teşekkür etmiş olayım. Bu etkinliklerimizin dışında bizde Radyo TV programımız var. Radyo TV programımız, hatta şimdi fotoğrafçılık ve kameramanlık programımız da önümüzdeki dönem eğitim öğretime başlayacak. Bu anlamda biz TRT İç Yapımlar Bölge Müdürlüğü ile de çok yakın bir iletişim içerisindeyiz, ilişki içerisindeyiz. Orada da Sayın Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle bizim gerek Radyo TV programı öğrencilerimizin gerekse fotoğrafçılık ve kameramanlık programı öğrencilerimizin de TRT'nin geniş imkanlarından ki TRT biliyorsunuz basın yayında bir okul, TRT'nin geniş imkanlarından yararlanma olanağına sahip olacaklar. Az önceki konuşmamda Tarım İl Müdürlüğü ile olan protokolden bahsederken bizim aşçılık mutfağımızdan, laboratuvarımızdan bahsetmiştim anımsarsanız. Burada bir hususu da belirtmeme müsaade edin lütfen. Bizim aşçılık programımız YÖK Kalite Kurulu'nun yetkilendirdiği TUADER ve TURAK tarafından Türkiye'de eğitim müfredatı ve mutfak açısından akredite edilen, 2 yıl süreyle akredite edilen ilk ve tek programdır. Aralık ayında akredite edildik ve artık akredite edilen aşçılık programları içerisinde geçiyor. Hatta gastronomi programları içerisinde geçiyor. Ama biliyorsunuz 4 yıllıklarda gastronomi diye geçiyor, 2 yıllıklarda aşçılık diye geçiyor. Şu anda Türkiye'de akredite edilen bu anlamda ilk ve tek program bizim aşçılık programımızdır. Bence ben de bunu bir gurur vesilesi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bunların hepsi neden bu şekilde geniş anlattım değerli vaktinizi de alarak? Çünkü biz az önce de konuşmamda da ifade ettiğim gibi sektörlerle entegrasyona çok önem veriyoruz. Bilhassa sektörleri az önce de belirttiğim gibi sektörlerin istediği normlarda öğrencilerin yetişmesini arzuluyoruz ve öğrencilerimiz staj anlamında staj yeri bulmakta zaman zaman güçlük çekmesinler bilinci içerisinde biz staj yerlerini de mümkün olduğunca bulmak, ayarlamak istiyoruz. Bu anlamda bize de destek olan dış paydaşlarımızın değerli yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Yani bizim için İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu'nun bize verdiği misyon, daha doğrusu ön lisans eğitiminin bize verdiği misyon, nitelikli ara eleman gücü yetiştirmek, bolca uygulama yapmış, sektörlerin istediği normlara uygun eleman yetiştirmek, biz de bunu gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. İzmir giderek büyüyen bir şehir. Her ne kadar Türkiye'nin 3. büyük ili ise de İzmir sürekli göç alan bir şehir. Bu İzmir'in ister istemez hem nüfus bakımından, demografik anlamda hem de aynı zamanda yatırım anlamında hareketliliğinde beraberinde getiriyor. Özellikle büyük şehirlerden, diğer şehirlerden buraya yönelik bir yatırım söz konusu. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. Yatırımlar İzmir'de ne kadar çok olursa, bu bölgede ne kadar çok olursa, bu ister sağlık alanında olsun, ister teknik alanlarda olsun, ister sosyal alanlarda olsun, yatırım İzmir'de ne kadar çok olursa ki oluyor, bu bizim elimizi güçlendiriyor. Dolayısıyla bizim öz düzeyinde o sektörlerin, o firmaların, yatırımla buraya gelen firmaların da ara eleman ihtiyacını karşılamamızı beraberinde getiriyor. Bu bizi de teşvik ediyor, yönlendiriyor. Bizim buna yönelik daha çok inovatif çalışmalarımız var. Bunu da önümüzdeki günlerde tekrar sizlerle paylaşacağız. Şimdi özellikle bizi tercih eden, İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu'nu tercih eden öğrencilere yönelik bizim burs ve ücret indirimlerimiz bir hayli fazla. Özellikle burs indirimimiz var, başarı bursu indirimimiz var. Bu zaten ÖSYM'den aldığı puana göre öğrenim ücreti bursunu biz %100 oranında yani tamamen ücretsiz olarak öğrencinin karşılıyoruz. Öğrenim süresi boyunca öğrenci %100 bursla okumuş oluyor. Bu bizim öğrenci kapasitemizin çok önemli bir kısmı şu anda burslu, %100 burslu olan öğrenciler. Bunun yanında biz burs olarak baktığımızda akademik başarı bursumuz var. Başarılı öğrencilere dönem bittikten sonra başarı durumlarına göre burs veriyoruz. Ayrıca sporcu bursumuz var. Sporcu olup da yüksek okulumuzu temsil etmiş, iyi yerlere gelmiş, başarıyla temsil etmiş öğrencilerimize sporcu bursumuz var. Yine aynı şekilde kültür ve sanat alanında başarıyla temsil etmiş öğrencilerimize kültür ve sanat bursumuz var. Çift anadal bursumuz var. Bir programa dahilken bir başka programı başarıyla bitiren öğrencilere yönelik, yürüten ve bitiren öğrencilere yönelik çift anadal bursumuz var. Sosyal sorumluluk projeleri bizim için son derece önemlidir.
Özellikle bu şu anda Amerika'da ve dünyada da Avrupa kıta Avrupa'sında da biliyorsunuz son derece önemli. Biz istiyoruz ki buradaki öğrenci sadece dersine girip evine gidip çıkmasın. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlasın. Bununla ilgili bizim kulüplerimiz var, öğrenci kulüplerimiz var. Bu öğrenci kulüplerimizde görev alsın istiyoruz. Bu sosyal sorumluluk kulüplerinde yer almış, projelerinde yer almış ve projesi karşılık görmüş olan öğrencilerimiz için de sosyal sorumluluk bursumuz var. Ve tabii ki engelli öğrencilerimize yönelik ki okulumuzda engelli öğrencilerimiz de var. Engelli öğrencilerimize kapımız da açık ve biz burada engelsizlik çalışmalarına da önem veriyoruz. Bu bağlamda sertifikamız da var. Engelli öğrencilerimize yönelik de aynı şekilde bursumuz var. Bunun dışında bu bursların dışında ücret indirimlerimiz var. Örneğin öğrenim ücreti indirimimiz var. Buradaki tercihlerine göre bizim meslek yüksekokulu tercihlerine göre %50 ve %25 civarında tercih indirimimiz var. Bu %100 bursun dışında %50 ve %25 indirimimiz var. Aynı zamanda kardeş indirimimiz var. Aynı zamanda yani kardeşi bizim okulda okuyan veya bizim okulda okuyup da mezun olmuş öğrencimize kardeş indirimimiz var. Aynı şekilde bizim okulda okumuş, mezun olmuş öğrencimizin birinci derecede yakını içinde mezun indirimimiz var. Bu şekilde böyle bir bizim indirimlerimiz de mevcut. O nedenle bizim meslek yüksekokulumuzu seçen öğrencilere de bu şekildeki imkanları sunuyoruz. Zaten öğrenim ücreti olarak şu anda mevcutlarımız içerisinde hatta İzmir periferinde bu anlamda en avantajlı öğrenciye imkan sunan yükseköğretim kurumlarından biriyiz. Bununla da iddialıyız. Öğrencilerimiz kendi alanlarında tabii ki öncelikle kendi alanlarında eğitim görüyor. Ama bu alanlarda eğitim görürken başka alanlarda eğitim görmeye de ihtiyaç duyarlarsa bu çift ana dal şeklinde olabilir, yan dal şeklinde olabilir. Biz onlara da imkan veriyoruz ve birinci yarı yılın sonundan itibaren öğrencilerimizin istediği alanda bir eğitim almasının önünü açıyoruz. Ve buradan mezun olan öğrenci başka bir alandan da diploma ya da sertifika alarak iki diploma veya sertifika ile birlikte buradan mezun oluyor. Bunun gelecekteki sektörlerde, çalışacağı sektörlerde büyük avantajı olduğunu düşünüyoruz. Hatta bizim bunun dışında bizim öğrencilerimizin belli bir kısmı da DGS sınavlarına, dikey geçiş sınavlarına eğilim gösteriyorlar. Bizim bu sene değişik programlarımızda başarılı olmuş ve çok saygın devlet üniversitelerini kazanmış öğrencilerimiz var. Biz bu öğrencilerimizi de buradan ben bir kere daha kutluyorum. Kendilerini zaten kurumumuza davet edip kutladık. Başarı belgelerini verdik. Teşekkür belgelerini verdik. Biz bunda da iddialıyız. Öğrencilerimizin DGS sınavlarında başarılı olup da sektörde çalışmak istemeyen ama ben DGS sınavına girip bir lisans eğitimi almak istiyorum diyen öğrencilerimize yönelik de biz burada hem eğitim veriyoruz hem de aynı zamanda onların da gelecekteki önünü açacak çift dal, yan dal gibi programlarla eğitimlerini çeşitlendirmek istiyoruz. Bu konuda da iddialıyız. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulumuzda biz akademik kadro istihdamına da çok büyük önem veriyoruz. Bizim öncelikle en önem verdiğimiz hususlardan biri çünkü burada sağlık programları da var ki sağlık biliyorsunuz en önemli insan ihtiyacı. Gerek sağlık programlarında, gerek teknik programlarda ve gerek sosyal programlarda öğretim elemanı istihdam ederken tabii ki iyi bir eğitim almasına, iyi bir background almasına buna dikkat ediyoruz. Ama bunun yanında en önemli husus burası bir ön lisans eğitimi veren bir yükseköğretim kurumu olduğu için istihdam ettiğimiz öğretim elemanlarının aynı zamanda sektör deneyimlerinin olmasına da özen gösteriyoruz. Bu her alanda olduğu gibi sağlık alanında daha çok önem taşıyor. Çünkü sektör deneyimleri özellikle hastalar üzerinde eğer teknik ve sosyal bilimse tüketiciler üzerinde yaptıkları işbaşı eğitimleri, sektörlerle entegrasyon, oradan kazandıkları deneyimler o kişi buraya öğretim elemanı olduktan sonra da
bunu öğrenciye yansıtabiliyor. Örneğin kariyer ofisimizde, kalite ofisimizde biz bu öğretim elemanlarımızı değerlendiriyoruz. Öğretim elemanlarımızın bilgi birikimlerinden faydalanıyoruz. Ve bu tekrar ediyorum, uygulama eğitimi veren bir yüksek öğretim kurulu olduğumuz için hem teorik anlamda hem de pratik anlamda donanımlı öğretim elemanı istihdamına önem veriyoruz. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 5 programın onayı geldi. Bunlardan bir tanesi fotoğrafçılık ve kameramanlık programı. Bu yeni programımız. Aynı zamanda bir diğer programımız çevre sağlığı ile ilgili bir programımız geldi. Onun dışında optisyenlik geldi. Optisyenlik programımızın açılmasına YÖK izin verdi. Onun dışında aşçılık ikinci öğretim programının açılmasına izin verdi. Bu da bizim için son derece önemli. Çünkü YÖK son yıllarda, özellikle son yılda büyük şehirlerde ikinci öğretim programı açılmasına çok sıcak bakmıyordu. Ama aşçılık programının ikinci öğretim imkanını bize tanıdı. Bir de biz de bu bağlamda bundan ziyadesiyle memnunuz. Bunun dışında saç bakım ve güzellik hizmetleriyle ilgili bir program açılmasına imkan sağladı. Bununla ilgili de saç bakım ve güzellik hizmetleri programımızla ilgili de biz gerek dermatolog, cilt hastalıkları uzmanı, gerekse plastik cerrah alarak onlar da doktor düzeyinde, hekim düzeyinde bu eğitim faaliyetini yürüteceğiz. Ve bir de en son olarak sivil havacılık ve kabin hizmetleri programının açılmasına olanak verdi. Bununla ilgili de öğretim elemanlarımızı istihdam ettik. Çünkü İzmir bu bağlamda da son derece önem taşıyan bir unsur. Biz konum olarak İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na son derece yakınız. 15 kilometre mesafedeyiz. O nedenle İzmir Havaalanı'nda biliyorsunuz son yıllarda bu az önce bahsettiğim göçlerin alınmasıyla birlikte veya yatırımların çoğalmasıyla birlikte havaalanı epey hareketli oldu. Biz de bu anlamda uçak firmalarının ara eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde sivil havacılık ve kabin hizmetleri programımızı YÖK'e önermiştik. YÖK de olumlu olarak bize döndü ve biz de bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu 5 program artı aşçılık ikinci öğretimi olarak da 34 program artı bir de ikinci öğretimimiz olarak faaliyete devam edeceğiz. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu seçecek olan öğrencilerimize ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Seçmeyi düşünen öğrencilerimize daha doğrusu. Ön lisans eğitimi gerçekten bizim sektörlerle olan iletişimimizde de ortaya çıkıyor. Ara eleman gücüne, ön lisans mezunu gençlere sektörlerin çok ihtiyacı var. Buraya gelecek olan öğrencilerimiz, buradan mezun olacak öğrencilerimiz hem sektörde çalışabilecekleri gibi ki biz onları sektörlerin ihtiyaçlarına göre eğitmek istiyoruz ve eğitiyoruz. Ve bu alanda çok sayıda protokolümüz var. Az önce ifade ettiğim gibi bir yandan sektörde çalışabilecekleri gibi bir yandan da eğer arzu ederlerse dikey geçiş sınavlarına girerek lisans eğitimlerine devam edebilirler. Biz bu anlamda da hem sektör eğitimine yönelik hem de LGS sınavına yönelik de arzu eden öğrencilerimizi bu alanlarda en iyi şekilde yetiştirmeyi arzuluyoruz. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu pilot anlamda doğrudan YÖK'e bağlı rektörlüğü olmayan Türkiye'deki 4 vakıf meslek yüksekokulundan biridir. İzmir'deki de tek vakıf meslek yüksekokuldur. O nedenle mutlaka bizlere gelsinler, hocalarımızla tanışsınlar. Öncelikle web sayfamızda bizim programlarımızı tek tek incelesinler. Gelsinler, bize danışsınlar. Biz onlara gerekli bilgileri en iyi şekilde veririz ve ona göre kendi yol haritalarını çizsinler. İnanın ön lisans eğitiminden önü açık olan çok sayıda mezunumuz olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve bunlar Mezunlar Derneğimize de kayıtlı zaten. Onlarla da öğrencilerimizi zaman içinde buluşturuyoruz. O nedenle İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nu gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Ama dediğim gibi önce programlarımızı bir incelesinler, akademik kadromuzu bir görsünler. Ondan sonra da gelip hem bizim bir çayımızı içsinler hem de aynı zamanda
ilgi duydukları programlar hakkında bilgi alsınlar. Ondan sonra karar kendilerine zaten. Teşekkür ederim.